Başkanım, bugün mihmanınız olduk YurtTV olarak. Yaklaşık saat 4'te geldik buraya. Canlarımızla Cemal Cemal'e geldik. Ve burada bugün yaşanan Yas-ı Muharrem 12 İmam orucumuzu ve ona mukabil hizmetleri halkımıza taşıyacağız. Sesiniz olacağız. Bugün burada hem oruç açma, lokma paylaşma, hem Muharrem sohbetleri, hem ona bağlı olarak cem ibadetimizi yaptık. Önce sizi bu konuda takdir ediyoruz. İyi ki kurum olarak canlarımıza bu olanağı Kazım Karabekir Cemevi olarak sunuyorsunuz. Başkanım, hem sizi tanıyalım, hem burada yaşananlar, varsa sorunlarımız, onları da kısa bir alalım. Böylelikle buradan yetkililere de aynı zamanda bir duyurumuz olsun. Tabii ki. Öncelikle YurtTV olarak bizlerin yanınızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz ayaklarınıza sağlık. Buradan YurtTV ailesine, cümlesine selam ediyoruz. Cemevi Yönetim Kurulu adına. Ben Eba Müslüm Karataş. 1967 Sivas Hafik doğumluyum. 3 dönemdir de bu cemevinde görevdeyim. Son 2 dönemdir başkanlığını yapıyorum. Cemevimizi gördüğünüz gibi sizler daha önce de bizleri ziyaret ettiniz. Biraz cemevimiz şehir merkezine uzak olduğu için çoğu kesimler buraları pek bilmiyor ama inşallah bunlar da sizlerin sayesinde öğrenecekler. YurtTV gibi bizlere destek olan kanallar olduğu sürece biz de kendimizi bu ortamda tabii ki duyuracağız. Şimdi Muharrem orucu vesilesiyle buraya geldiniz. Gördünüz, bizim inancımız gereği, aslında bizim de değil, sadece bu şöyle algılanmasa, Alevi toplumu değil, yani İslam inancının uygulaması, orucunu tutması, yasını tutması gereken bir oruçtur Muharrem orucu. Muharrem orucunu sadece Kerbela'yla anımsamak, Kerbela'ya bağlamak doğru da değildir aslında. Muharrem orucu Adem Aleyhisselam'dan beri bugüne kadar tutulan bir oruçtur. Hazreti Peygamberimiz bunu 10 gün tutmuştur. Ama Hazreti Peygamberimizden sonra Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin için de 2 gün tutulmuştur. 12 gün tutulur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de inanılan, eğer ona inanıyorsak, ondaki yazılı olan Muharrem orucudur. Yani İslam aleminin herkesin Muharrem orucuna saygı göstermesi, onu tutması gerektiğine inanıyoruz biz. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz veda hutbesinde ben size iki tane emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an-ı Kerim'in, birisi Ehl-i Beyt'imdir demiştir. Biz eğer Hazreti Peygamber'in yolundan onun Ehl-i Beyt'ine sahip çıkarak onun ümmetiysek bunun görevlerimizi de yerine getirmemiz gerekir. Ama biz şunu da söylemiyoruz. Başkasının inancı, başkasının dini, başkasının yolu, başkasının ibadethanesi bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama saygı duymamazlık da yapmıyoruz. Biz herkesin inancına saygı duyuyoruz. Fakat bizim inancımıza da saygı duymuyorlarsa bile köstek olmasınlar, bunu istiyoruz. Gördüğünüz bizim cemevlerimizde, sadece bizim Kazım Karabekir cemev olarak değil, bütün cemevlerinde halkımıza oruç için akşama kadar orucunu tutar, akşam gelir cemevinde orucunu açar ve bunu ne basın bilir, ne bir halk bilir, ne de bir gösterişçi kanalı, şovmenliği yok yani. Biz sadece inancımız gereği orucumuzu tutarız. Biz iftar çadırları kurmayız. Biz gösteriş olsun diye sokaklarda iftar yemeğe vermeyiz. Otellerde vermeyiz. Otellerde vermeyiz. Biz altın kaplı tabaklarla yemek yemeyiz. Çünkü biz yas tutarız. Biz inancımız gereği damak tadını almayacak şekilde yemek yeriz. Biz karnımızın doyacağı kadar değil, karşımızdaki aç insanın halinden anlayabilmemek için oruç tutarız. Oruç aslında nefsine hakim olmaktır. Fakat bugünlerde hiç sokakta bir gördünüz mü? Ya sen niye oruç tutuyorsun? Veyahut da sen niye oruç tutmuyorsun? Ben oruçken sen yiyorsun, ben oruçken sen su içiyorsun diyen gördünüz mü? Ama yıllardır bütün ülkenin her köşesinde işte sen oruç tutmuyorsan kafirsin, sen oruç tutmuyorsan İslam değilsin, Müslüman değilsin denilen bir ortamda biz kimseden sessiz sedasız
sadece inancımızı yerine getiriyoruz. Saygıdeğer Başkanım, iyi ki varsınız. İyi ki toplumumuza bu hizmetleri yapıyorsunuz. Sizler var oldukça birliğimiz, dirliğimiz ve inancımız, kültürümüz hep var olacaktır. Hep bu Hak Muhammed Ali yolu yürüyecektir diyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu sizlerin sayesinde siz de var olduğunuz sürece bizler de buraları yürütmek zorunda kalıyoruz. Zorundayız yani. Saygıdeğer Yurt TV izleyicileri, 18 Ekim 2015 Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi'ndeydik. Burada Canarlan Cemal'e geldik. Biz Yurt TV ekibi olarak Muharrem sohbetlerini sizlere taşıyoruz. Program sorumlumuz saygıdeğer İsmail Saçlı. Kamera arkası kardeşimiz sağ olsun Reha Yılmaz Kurtdağ ve Ulaşım Sedat Fidan ve ben sunum olarak Mustafa Bor. Sizlere Yas-ı Muharrem ve 12 İmam orucumuzun hayırlara vesile olmasını diyoruz. Ufkunuz geniş, yarınlarınız aydın olsun. İnançla, barışla ve dostça kalın. Saygılar. Kendinize iyi bakın.